arkadaşlar Merhabalar bu videomda e, 2021 tayfa için ders çalışma programından bahsedeceğim bu haftanın ders çalışma programından bahsedeceğim yani kaçıncı haftadayız 24 haftadayız arkadaşlar geçen hafta noktanıntiğiini yapmıştık bu hafta ne yapıyoruz arkadaşlar doğru anantiine geçiyoruz Yalnız bu hafta nasıl olacak onu söyleyeyim konu ağırlıklı olacak arkadaşlar ve bu hafta değişik bir şey yaptım şu şekilde Şimdi hızlı bir şekilde bu hafta neler yapmanız gerektiğinden bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra ayrıntılı bir şekilde de Fast üzerinden de gösteririm size. Şimdi e, ön çalışma falan yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu haftaki konumuz bayağı bir uzun soluklu bir konu olduğu için yani bir 10 ya da 11 videoluk bir kısım ya da 12 videoluk e, bir video serisi olacağı için e, konu anlatımı ağırlıklı verdim. Aslında e, soru çözüm falan vermeyecektim ama Önümüz, soru çözümünü vermezsem önümüzdeki haftaya çok yoğun bir soru çözümünüz olacaktı. O yüzden geometrinin ilacını da burada soru çözümü olarak kattım arkadaşlar. Evet. Biz nereden işliyorduk? Analitik, analitik geometri fasikülü üzerinden işliyorduk ve konu anlatımını da zaten ben yazmıştım. Herhangi bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Aynı tarzımız yine devam ediyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 24. haftadayız. Evet. E, ben şu şekilde yazdım. Siz de isterseniz bir yere not alın ya da burada ekran fotoğrafını şöyle bir çekin arkadaşlar. Şöyle bir e, 24. hafta bugün pazartesi gün gün çekeceğim ben de arkadaşlar çünkü 12 video birden hepsini birden yayınlamak belki şey olabilir Belki yayınlayabilirim belki de hani yoğunluğum da var ondan dolayı nasıl ha hamle yapacağım ben de bilmiyorum Bugün gün içerisinde yalnız şuradaki iki videoyu yayınlayacağım arkadaşlar Evet e, 24. hafta bugün ayın 7'si e, çarşambaya sığdırmadık bu sefer konu anlatımlarını arkadaşlar Çünkü uzun soluklu bir konu olduğundan dolayı tekrar altın çizerek söyleyeyim Bugün ne yapacaksınız? Sayfa 37 ile 42 arasını halledeceksiniz arkadaşlar. Sayfa 37 ile 47 biraz sonra bakacağız zaten inceleyeceğiz. Nedir arkadaşlar bu? Eğimle alakalı olan kısım. Eğimle alakalı olan kısım. Sonra sayfa 42 ile 47 arası. Sonra bu doğru denklemiyle alakalı bir kısım arkadaşlar. Ee, özel doğru denklemleri falan nasıl doğru denklemlerin tanımayla alakalı. Ee, bu ilk kısım 2 video sürer gibime geliyor. İkinci kısım 3 video sürer gibime geliyor. Ee, sonraki kısımda arkadaşlar sayfa 48 ile 54 çarşamba günü 48 ile 54 en önemli gün yine çarşamba günü doğru an e, bu neydi doğru denklemi yazma kısmıydı arkadaşlar bugüne dikkat edin yine çünkü bugünkü işleyeceğiniz şey konu gerçekten çok önemli yalnız e, bugünkü işleyeceğiniz konu önemli de şuradaki e, sayfa 37 42 ve sayfa 42 47'deki yaptığımız şeyleri ee, anlamazsanız burada çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Eğer hepsini anlayarak giderseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sonra e, ayın 10'da sayfa 54 ile 58 arasını yapacaksınız arkadaşlar. 54 ile 58 arasında ne var biraz sonra bakarız. 2 ya da 3 video olur gibi geliyor arkadaşlar. E, sonra da sayfa 58 ile 63 arasında Cuma günü yapacaksınız. E, bu da eşitsiz sistemleriyle alakalı bir kısım arkadaşlar. E, normalde sırf konu anlatımı verecektim. Dediğim gibi 10 video ya da 11 ya da 12 video şeklinde olacak arkadaşlar. Niye bu şekilde yaptım? Doğru analitindeki e, şeyi bölemiyorduk arkadaşlar. Doğru analitini bölemiyorduk. Yani yarısında böleyim, şu kadar test çözün diyemiyorduk arkadaşlar. O yüzden konu ağırlıklı olmak zorunda. Bütün doğru analitini bitirmek zorundayız. Ondan sonra önümüzdeki hafta mesela önümüzdeki hafta değil de ondan sonraki konu dönüşüm geometrisine geçeceğiz. Bu hafta Sırf böyle konu anlatımı haftaya sorusunu çözeceğiz. Şekilde yaptık arkadaşlar. Ve dediğim gibi geometrinin ilacını da bu hafta sonuna verdim arkadaşlar. Cumartesi pazarda sadece geometrinin ilacını şey yaparsınız. Geometrinin ilacından 5 Toplamda 11 tane test var arkadaşlar. Şurası 6 test olsun. Burası da 5 test olacak şekilde arkadaşlar. Çözersiniz. Tamam? Bu hafta yapacağınız şeyler bunlar. Şimdi biraz detaya girelim isterseniz. Tam anlamıyla neler yapacağız. Onları da size göstereyim arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, bu haftayı bu şekilde izli, ee, yaparsanız en verimli bir şekilde analitik çalışmış olursunuz. Eğer birleştirirseniz ya hocam ben birinci günle ikinci günü birleştireyim derseniz kafanız biraz patlayabilir çatlayabilir arkadaşlar. Ya kaldırabiliyorsan e, kaldırabilirim hocam diyorsan kaldırabilirsin. Ya izleyebilirsin sıkıntı yok. Ama burada lütfen tavsiyem uy. Gün 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 iki video 3 video iki video 3 video şeklinde gitmeni tavsiye ederim. Cumartesi pazarda geometri ilacını çözersin. Önümüzdeki hafta ne yapacaksın? Önümüzdeki haftada bunlarla alakalı olan eee hangi kitap? Hem fasikülde 14 tane test var arkadaşlar. Hem de sizin orta halli kitabınızdaki doğru analitik testlerini çözersiniz. Tamam mı? Orada da büyük ihtimalle 10 test falan vardır. 24 test falan sizi bekleyecek haftaya. Doğru analitik ile ilgili soru çözümü arkadaşlar. Evet neyse ayrıntıya girelim bakalım. Ben ne demişim şimdi? 37 ile 42 arası. Bakıyoruz arkadaşlar analitikte. 37 ile 42 arası. Hop geldik. 37 ile 42 arası. 37'de ne var arkadaşım? Bakıyoruz. Bakın 37 de eğim konusu. Evet. Sadece 37 ile 40 arasında eğim ve 2 noktası binden doğru ile alakalı bir kısım var. Tamam. 32 ile 37 ile 42 arasında. Bu kısmı halledeceğiz. Büyük ihtimal 2 video olur. Belki 3 videoya da çıkabilir arkadaşlar. Sonra doğrunun denklemini tanıyacağız arkadaşlar. Sonraki gün salı günü. Salı günü doğru denklemini tanıyacağız. Ee, ve özel doğruların denklemlerinden falan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, hatta başka bir şeyden bahsedecek miyiz burada Bir de doğruların birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz arkadaşlar Paralellik, diklik falan filan olursa ne olacak Yine bir altyapı sağlıyoruz Bu iki gün pazartesi günkü ve salı günkü videolar bir altyapı Nerenin altyapısı en önemli yerin altyapısı arkadaşlar ee, Doğru denklemi yazma Doğru denklemi yazma konusu arkadaşlar. Evet. Üçüncü günde sayfa 48'e geldik arkadaşlar. Sayfa 48'deki sadece doğru denklemi yazmayı halledeceğiz. Sayfa 48'den nereye kadar? 49'da da doğru denklemi yazma var. Ee, 50'de de var. 51'de de var. 52'de de var. 53'te var mı? 53'te de var. Evet. Hatta 54'ün yarısına kadar arkadaşlar. E, ee, çarşamba günü en önemli yer arkadaşlar. Tamam mı? Sadece doğru denklemi yazma. Burası da önemli. Burayı da iki videoda belki yine üç videoya sarkabilir. Sanki uzunmuş gibi geldi. Üç video olabilir. Sonra e, bu iki doğrunun kesim noktası ile alakalı kısım. iki doğrunun kesim noktası. E, noktanın bir, bir noktanın bir doğru yolun uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklık e, ne zaman arkadaşlar? Perşembe günü. Cuma günü de birinci dereceden eşitsizliklerin grafiğini yapacağız arkadaşlar son gün. Yalnız buradaki eşitsizliklerin grafiği sadece Geometrik olarak düşünmeyin. Analitik, analitik olarak düşünmeyin arkadaşlar. Matematiksel olarak da düşünün. Bununla alakalı sorular matematikte de çıkabiliyor. Ya matematik sorularının içine de koyabiliyorlar arkadaşlar. Ki göreceksiniz zaten. Ee, çok detaylı anlattım burada. Hem matematik sorularında yardımcı olacak size. Hem de geometri sorularında eşitlik sisteminde yardımcı olacak bir konu arkadaşlar. Cuma günde şu eşitlik sistemini anlatıp bitiriyoruz. Ve Hatta günlük hayat problemleri de var bunun içerisinde arkadaşlar. Bu da 2 ya da 3 video olur. Toplamda 10 video ile 12 video arasında bir konu anlatımı var arkadaşlar. Bir de ne yapacaksınız? geometrinin ilacı kitabındaki hani bu konulara böyle sindire sindire çalıştınız ya. Cuma gününe kadar hep konu anlatımı. Cumartesi pazarda ne yapacaksınız? Ya 6 test bir gün, 5 test bir gün geometrinin ilacında rahat bir şekilde halledersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha halledemezseniz de halledebildiğiniz yere kadar halledin. Ya ne bileyim hocam ben 3 test 3 test birden çözdüm. O da o bile işine yarar. Çünkü e, sonraki hafta full soru çözümü olacak. İstersen geometrinin ilacını hiç çözme. Diğer derslere çalış. Önümüzdeki hafta 3 kitap birden çözmek zorunda kalırsın ama. Tamam mı? Yani ne çözeceksin? Geometri ilacı çözersin. E, orta seviyedeki bir kaynağı çözersin. Bir de bizim fasiküldeki soruları da çözeceksiniz arkadaşlar. E, test sayıları da biraz fazla olur arkadaşlar. Ondan dolayı sıkıntı yaşarsınız gibime de geliyor. Sanki geometrin ilacını da hafta sonu halledebildiğiniz yere kadar halletseniz sizin açınızda süper olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Bu haftaki yapacaklarımız bunlar. Dediğim gibi benim şeye bu şekilde uyarsanız bakın şu şekilde uyarsanız en etkili bir şekilde çalışma sistemi yapmış olursunuz. Hatta konu anlatımından sonra mutlaka soru çözümü olsun arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman da ee, çok iyi bir şekilde çalışmış olursunuz. Bu hafta konu anlatımı bakımından yoğun bir hafta. Hepsini bir günde işlemeyeceğiz. Her güne bir, bir iki ya da üç video şeklinde olacak arkadaşlar. Bu hafta biraz yoğun geçecek sanki konu anlatımı bakımından. Evet gençler, o zaman ne diyoruz? Ama en önemli hafta. Her sene mutlaka bununla ilgili bir bir ya da iki soru geliyor. TYT'de ve AYT'de her ikisinde de bakacak olursak iki soru gelebilir, hatta üç soru birden de gelebilir arkadaşlar. Ee, o yüzden çok dikkat etmeniz gereken bir konu, kendinizi verin. O yüzden böyle parça parça ay ayırdım. Yoksa hepsini bir günde ya da iki günde çalışmayı hallederseniz eğer e, kafanız patlar, kafanız kaldırılmaz. İşte sonra çok formül var, şöyle oldu, böyle oldu gibi şeyler söylersiniz arkadaşlar ve konudan soğursunuz gün gün sindire sindire giderseniz çok faydasını göreceksiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bu hafta için sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.